Selamlar efendim. Yepyeni bir oyunla karşınızdayım. Bell Wright adında yeni bir oyunla karşınızdayım arkadaşlar. Bakalım bu oyun bu bölümde neler yapacağız, neler edeceğiz hep beraber göreceğiz. E, dijital bakış şeklinde olacak yeni oyun. Oyun Türkçe olarak çıktı. 23 Nisan'da çıktı. 23 Nisan'da ilk çıktığında böyle bir çoğunlukla olumsuz, karışık tarzında bir şeydi ama şu an çok olumlu şeyde. E, ben aldığımda çok böyle vasat durumdaydı incelemeleri. Ulan dedim ne alaka yani bu oyunda şey olmuş. Bakalım bakalım hep birlikte neler olacak neler bitecek. E, ee, oyunun tipleri seçeneği de var. Bir de tek başınıza oynadığınız bir kısım var. Medieval Dynasty'nin savaşlısı diye anladığım kadarıyla öyle yazıyordu Steam'de. Bu şekilde yazıyordu. Hayatta kalma, keşfetme ve fethedip genişleme tarzında bir şey var. Karakter yaratımı olarak da. buralar lan Icardi'ye benziyor lan. Icardi'ye benzemiyor mu oğlum? Tamam burası da Icardi. <laughs> Çok şey oldu. Yaratıcı bir isim oldu ama. Olsun yapacak bir şey yok. Yikardi'nin sakalı yok. Bıyığı da yoktu galiba. Şöyleydi. Tam bir Yikardi oldu bak. Tam bir Yikardi gördünüz mü? Gözünü özünü seçebiliyor muyuz? Yok seçemiyoruz. Sen bana öyle diyorsun. Oyuna başlamaya hazırım. Bakalım neler olacak neler bitecek. Ee, şimdi oyunun hikayesi kısaca şöyle. Bir prens varmış. Cinayetinden suçlanıp bizim tarafımıza ölüm cezası falan veriyorlarmış vermişler ölüm cezasına çarptıktan sonra bir bölgede yaşıyormuşuz hayatımda hayatınıza kastetme mekanizmadan kıl payı kurtulduktan sonrasında da birçok soru işaretiyle uyanıyormuşuz gibisinden söylüyorlar kaçtığın yere yer önersin ya da cevapları bulmaya devam edersin diye bir şeyi var mottosu var bakalım ee, bize nasıl sunacak nasıl yapacak bilmiyorum evet gördüğünüz üzere güzel şeyler loading ekranında var optimizasyon sıkıntısı var mı bilmiyorum ama oyun yani resimlerden falan güzel duruyordu biz biraz ben yani biraz eski nesile kalıyorum artık böyle oyunu kapağından resiminden böyle hani onun güzel olup olmadığını anlayabilecek kıvamdayız artık böyle Anlıyoruz yani. Bu oyunda bir şey olur. Bu oyunda olmaz falan gibisinden söyleyebiliriz. Ama tabii oyunu oynamadan da bazen bazı oyunlarda karar vermemek gerekiyor. Bazı oyunlar resimlerinde o kadar iğrenç olabiliyorlar ki. Bir giriyorsunuz müptelası olmuşsunuz sabahlara kadar. Ya da işte ne bileyim 3 gün uykusuz. O şekilde olabiliyor. Bakalım Medieval Dynasty'nin de mekaniklerini kullandığını biraz daha kapsamlısı. Medieval Dynasty'nin. Buraları mesela Türkçe yapmamışlar. through history or are we victims of a predetermined path was it chosen for you the day you visited your favorite woods on your 10th birthday was it destiny that the royal family were hunting there at the same time from a tree on high you watched mm. as prince voldar and princess osen laughed talked and tracked wild animals without a care in the world. And you watched in helpless horror as a stray arrow bolted through the trees, hitting the prince in the chest like a lightning strike. Just like that, the prince was dead. And when the princess found you standing over her brother's dead body, it felt as though we were playing a cruel trick. prens kardeşiyle birlikte ormana çıkmış. O ormanda uğradığı saldırıdan bizi mesul tutmuşlar. Ama halbuki bizle bir alakası yokmuş. Biz ağaçların arasında onları izliyormuşuz. Ne hikmetse. Hayatın korkularında. Hayatımız korku içerisinde geçiyormuş. Gecenin bir yarası. Bizi

and the of the Allah Allah, bölgenin kötü kraliçesi varmış. 20. yaşında artık bir korumaydın diyor. Kaçakçı bir adam. Karavanını güvenli şey yapmaya yaşamadan. Kollarında ölmüş. Karavanın sahibi. Karavanın sahibi. Ya kaderine razı olacaksın ya da cevapları arayacaksın diyor. You no longer recognize. Güzel. İyi bir anlatı olmuş. Prensi vurdular. Prensi vurduktan sonra hayatımız alt üst oldu. Babamız da Bizi kaçırdılar. Şeyden gibisinden. Ve artık biz buyuz. Oraya. Evet mekaniklere bir bakalım. Alçak toprakların hikayesi. Alçak topraklar. Beş bölgenin en fakiri ve en eskilerinden biridir. Ve sakinleri geçimleri esas olarak tarıma dayanmaktadır. Bela nedeniyle insanlar kendilerini saklamak şöyle dursun. Sadece ürün bile üretmekte zorlanıyorlar. Şu an kontrolünde bulunan Lord. Lord. Ah şuradayız. Lord Ashburn acımasızdır ve kendine cömert bir pay çıkartmak için kralinin emrettiği daha yüksek olan vergileri daha da yükseltmeyi sever. Pekala vergi yükseltmeyi seviyorlar. Her zaman olduğu gibi vergi bir zamana güzel ve gelişen bir yerdi. Şimdi yıllar süren zorluklar köylerde kendini göstermeye başladı. Bazıları diğerlerinden daha fazlaymış. Kaynaklarda bir şey var mı? Yok. Köylerde bir şey yok. Evet haritamıza bir bakalım. Haritaya bak. Öf. Haritaya bak. Aydut kampı. Şimdi köy mü yapacağız biz? Onu mu ima etmeye çalışıyorsunuz? Medieval Dynasty de böyle başlıyordu. Yoksa bir yerlerde şeylerimiz var mı? Ya buradan ne şey Zıplama var. Her zaman olduğu gibi hop sesi beni benden alıyor. Dobron Yorklin muhtarı ile görüşeceğiz şimdi. Ve doğru gidiyoruz. Yukarıda gördüğünüz üzere staminamız var. Cambarımız var. Ee, yiyecek nasıl oluyor? Elma, meyve. Onlar herhalde bizim Nasıl ya? Asat. Oy maşallah. Asat. kabataş, taş. Toplayayım azıcık. Topladım. Hikaye. Dünya. Evet. Hikaye. Acaba hikaye Türkçe mi yazdınız? Harvenya ayaklanması. 10 yıl önce Prens Huldar kız kardeşi Prens Osenli'ye avlanırken başıboş bir okla öldürdüğünde Harvenya krallığında trajedi yaşandı. Osen suçu o sırada bölgede bulunan küçük bir çocuğu attı. Biz isyan niyayı ölüm sayısının yüzlerce olduğu düşünülüyormuş falanmış filanmış. Kabataş. Bunda yenilmez ancak işçilik inşaat için yarar malzemeleri çakıl taşı olarak kullanabilir. Kazma ya da kayalardan çıkartılabilirmiş. Peki buralarda yeten, öf, hacı kes, çubuk, medeniyet baltası geliyor mu? Her oyunda olduğu gibi yemiş. Şeye geldik. Ne güzel lan. Alet gerekir. Böyle direkt yazmaya da değil. Arı mı var? Ne var burada be? Bz bz. Ana, ayçiçeklerini kes. Oy korkulukta koymuşlar. Çok korkunç atlayabiliyor muyum? O şeyden tırmanma var. Güzel. Animasyonlar idare eder. Ya bu elma, elma ile şey orada durmasını seviyorum. Muhtar nerede abi muhtar? Merhaba hanımefendi. Muhtarı gördünüz mü? Ceyda Oğuz mu? <laughs> Umarım tekrar görüşürüz Ceyda. Hadi görüşürüz bay bay. Sen kimsin Hüseyin abi? Tunç Ansalet. O iyi isimleri kes. Ben bizim Hüseyin amcaya benziyorsun. Theodor Ardoguin. Apprentice Çiftçi konuş. Tamam. İlla köyün yaşlısıyla görüşeceğiz. Muhtarla. Muhtar. Dobron. Sanırım konuşmamız gerekiyor gezgin. Buralarda yeni bir yüzsün. Ve yeni yüzlerin ortaya çıkması bu köy için nadir. Nadiren iyi sonuçlar demiş. Her şeyden önce köyüme karşı bir görevim var. Kim olduğunu ve neden buraya geldin? Birazcık cevap aramaya geldik abi. <laughs> evet cevap aramaya geldik. Daha ne? Daha ne olsun? Cevap arayacağız. Şimdilik bizim barınacağımız bir yere ihtiyacımız var. Bize onu verebilirsen. Ha okey tamam. Okey tamam. Tamam bunu yapacağım. Öyle böyle de güvenini kazanacağım. Yapacağım. Edeceğim. Sağlık ve yaralanmalar. Uyumak epeyini tamamen yeniler. Tamam medieval dynasty'den bildiğimiz üzere. Sen ve yoldaşların bir savaşı kaybettiğinde yeniden doğarlar. Ancak belli bir süre yaralı olurlar demiş. İyileşmeden tekrar kaybedersen sonsuza kadar ölürler. Oo, bak bak yoldaşlarımız var. Tamam oldu yaparım. Kedi İlk bananınızı inşa edin bir kulübe. Bunu yapmak için inşaat menüsünden B tuşuna basınız demiş. Kaynaklar. O bayağı videolar anlatıyor ya. Çok iyi. Şimdi şuradan anladığım kadarıyla inşaat menüsü birazcık net. kedi değil de yeri sevdim. Olur ama bunlar ufak tefek şeyler yani. Göz ardı edilebilecek şeyler. Çok yapmamak lazım. B tuşuna bastım. Eten odun. Nereye kuracağım şimdi ben bunu? Köyün dışına kur dedi. Geldiğim yere kursam. Bu ilk şey sıkıntı gibi duruyor ama. Bir dakika benim ketenim yok. Keten bulmam lazım. Acaba muhtar bana verir miydi ya? Abi yakındaki köye git diyor ya bana. Ha şu yemekler benim staminam ne kadar hızlı giderse o kadar. Öyle mi yani? Bu mudur? Benim muhtar nerede? Muhtar. Kedi çekil ezileceksin. Aa işler mişler var burada. Hoşçakal. Buradan bir şeyler var mı? Verebiliyor mu bana? Arkadaş nereye kurulacağım? Bu ne? Allah Allah. Şu adam oldum bir yanda. Bu ineği kes. Yani in bak yani. Bak anlamında. Abi bir kedi sevdiriyor bize. Allah Allah. Allah düştüm. Var mı buradan alabileceğimiz bir şey? Yok. Abi madem alabileceğim bir şey yok. Niye bana şuralara bir çıkalım bakalım. Keten meten bulursak. Köye git diyor bana. Ondan sonra. Bak çürük odun. Yakındaki köye ait diyor. Allah Allah. Ne alaka ya? Allah'ın işte. Aa tövbe tövbe. Yakındaki köye ait. Ne köymüş be kardeşim. Nereleri parsellediniz bu kadar? Hayret bir şey ya. Kaç tane var. Bir dakika. Inventörüm var mı benim? Var tabi olmaz mı? Hızlı üretim balta. Odun. 6 tane istiyor ya. Çüş. Çüşünüz. 6 tane odun nereden bulayım ben? Daha zor. Yemiş. Bu da yemiş. Bir daha Palet gerekiyor. Dedi. Yemişleri de alayım da. Aslında yemişlerden şey çıksa ki olur. Bak şunlar mesela toplanıp Bir lira olması lazım diyecektim. İlla basmamız mı lazım? Arkadaş bence mouse tuşuyla niye ben toplama yapıyorum ya? Envanterim doldu. Oo bir dakika dur. Atayım. Biliyor muyum? Abi keten arıyorum keten. Yarım saat keten arattıracak bana. Neden sana olumsuz verdiğini anladım ha. Buldum keteni. Kaç tane lazım? 3. Aa buldum. Ver ver ver. Bu ne? Aa, ben buraya kurulsam mı ya? Nereye kurulalım? Şuraya bir yere kuruluruz. Aha buraya kuruluyor. Aha buraya kuruldum. Hadi ayırız. Hmm, bak inşaat. Aga yapma. Yapma bayır yukarı kurdurtma bana onu. Aralık kalmasın. Bak en gıcık olduğum şeydir. Oğlum 10 tane olduğundan ben bu kadar şey mi yapıyorum? Evet biraz. Biraz burada şu şey oldu yani. Abi bu taraf açık kalırsa yer alır bu evden. Hayda. Neler oluyor ya Rabbil Alemin. Aga burayı da kapatmam lazım. Bit. Eyvah evin içinden geçtim. Aga her şey tamam da. Evin içinden geçmek nedir bir de... Evi buraya böyle yapmak nedir ya? Özel sandık aç. Neydi? Hızlı yuva bu değil. Aa dur. O, tab'a mı bastım? Neye bastım? Tab'a bastım. Tab da açıyor, B de açıyor. Tamam. E tab açıyor, araştırma masası. Hemen kuralım. Kuramadım. Ordu, birlik ekle. O oh, Allah Allah. Bu ne ya? Oo, oh, oh. Manor Lord simülasyon. Hepsi mi açık be abi? Uuu, şuraya bakar mısınız şuraya? Zibilyon milyon tane şey var. A bu var ya. Yem toplama kabı falan filan. Öf. Bu oyunun elinden tutmaları lazım. Dediğim gibi, bu oyunun hakikaten elinden tutmaları lazım. İnşallah elinden tutabilirler. Basit tezgah. Yani şu şeyleri mesela böyle hani ayarlayabilsem. Ela mı? Tövbe estağfurullah. Mesela ben gidip hemen odun toplayayım. Aldım. Düşürme çalısı diyor. Bir tane abi. Envanterden hemen hızlı üretimden şunu bir üreteyim. Bak bu altayı üreteceğim söylemedim bana. Şansa kuşandım yemin ediyorum sağ. Yapma be. Daha mı iyi aleti gerekiyormuş? Bu ağaçlarla başlarız o zaman. Odun. Oh. Oy mount bile. Oğlum balta. Ha bu emin miyiz bunun şey olduğuna ya? Normal odun baltası değil ki. Şey ağaç baltası değil bu savaş baltası. Dobron ile yarına kadar bekleyelim. Uyuyalım abi. Uyumak için çok erken diyor. Acaba kaç gün? Oğlum burada bir şey var. Bu nasıl bizim geldiğimiz yer mi ya? Fakat geldiğimiz yer. Neyse şu kilisede bir şeyler vardır belki. Kırılıyor mu? Abi hemen gördüğüm her fıçıyı kırma şeyi. Of. Neler neler. Bunlar kırılıyor mu? Kırılmıyor. Buralarda taşlar yok mu ya? Ben mi yanlış gördüm az önce? Çank kulesi, yırtık kağıt parçası falan filan. Bunlarla uğraşamayacağım şimdi. Abi çürüdü mü? Ne oldu? Dövüş şeyleri çok iyi değil mi ya? Mekanikleri. Gerçi baltayı kılıç gibi kurttan kullanması da yani. Olur be. Olur be olur. Tamam dur. Sakin ol. Oha bakır cevheri buldum. Kansa bak bakır cevheri buldum lan. Yerde mi yetişiyor bakır cevheri? Ne istiyor? Ne istiyor acaba ya? Söylemiyor da ne istediğini. Odun. Niye ketenimiz mi yok? Haa keten yok. Keten kolay ya şu tarafta vardı. tanış dur ya. işte keten. Dur bir dur. Ya envanterin dolu deme ya. Bu ne? Depo, aa depomuz vardı bizim depoya koysak ya. Kafa, kafa çalışmıyor. Arkadaş bunun multipleri nasıl olur acaba ya? Bu ne bakır cevherini koyuyor oraya. Oha bakır cevherini 2x. Meyve reçeli 4 saat demiş. Hakikaten iyiymiş. İçi mi gerektirir? Ne alaka ya? Basit balta. İlkel zopa. Meşale. Zopayı odunla yapıyoruz. Ama bak bu çok üzdü ya beni. Düz yere kurmak uyuyor. Ya 5 gün kaldı mı? Ne demek? Yeni bir gün doğuyor. Ne güzel yağmur yağıyor lan. Oo çok iyi. Abo. Harika. Abi şu. Bak bak. Lan biri bu firmanın elinden tutsun ya. E bu adamların elinden tutsun yani. Şu muhtarla konuşalım bakalım. Ne istiyor bizden? Mehter. Haydut kampı varmış bak şurada. Mehter. Benim niye tepemde şey var? Şu görmüyorsunuz gerçi benden ben. Onları size şöyle göstersem. Şöyle olur. Şöyle mi yapayım? Şöyle yapayım. Bir dakika ben çekiliyorum. Burada şöyle Burada böyle küçük bir haritamız var onu görmüyorsunuz benden günü ve saati Kuzeyli Map'in olduğumuz şey, Bölgeyi gösteriyor Bir de Kimlerle görüşeceğimiz kimlerle şey yapacağımızı karın tokluğuna mı çalışacağız şimdi ha? anlamadım Okçu, Okunu verir misin bana Ş Ödül seni ağzına tüküreceğim. Evet. Muhtar yine mi sen dedi bana ya. Güvenini kazanmak için bir şans ver. Başarmasam seni yalnız bırakırım. Nasıl bir sorun? Tavşan veya kürk post. Konuya gel. Artık bizimle çalışmak istemiyor. Bize tavşan kürküyle getirirsen çok seviniriz. Hmm. Tamam bir şey avcının avcıyı bulacağız. Ameleyle konuş diyor. Ameleyle konuştum mu sana diyor şey yaparlar diyor. Ölümsük. Mesnedim ya. Evet şimdi Amele ile bir konuşalım bakalım. Amele nerede? Amele şu taraf Amele burada olduğunu nasıl anladım? Mapte şu an ünlem olarak gözüküyor arkadaşlar. Allah! Amele sen misin değilsin? Amele! Amele lele misin? Karşılaşmadık ya nereden karşılaşsın? Lubomir'i tanıyor musun? Onu bulmam gerek. Evet geldim görev yerine. Lubomir'i... Bulacağız herhalde. Bu arada benim üstümde alemde? Aa bunlar bozuluyor mu? Bunu ye ya tüketil. Aa tüketilen yiyecekler. Oo. Valheim var. Valheim havası. Valheim havası. Aga staminamızı arttırıyoruz. Oo çok güzel. Severiz. Bilge. Neredeyse ormanda tek başına dolaşmak tehlikeli. Bu bölgede dolaşan kurtlar ve aydutlar hakkında bir şey duymadın mı? Baltan var. Yaşlı Dobrom beni gönderdi. Şimdi sen bize bunları yapmayacak. Sen de benim hakkımda bilmiyorsun dayı. Ha daha fazlasını mı istediler? Oo Zenginlikle ilgili değil diyor. Tetti. Bana gösterdikler saygısızlık. Yani. Ya gene bir şeyler mi taşıtacaksınız bana? Dırnak mı yiyeceksen. Aa işte adam ya. Yanımıza geliyor. Hayda. Aga bir dakika şimdi dur. Kafam karıştı. Aa bir saniye. Biz barınağı buraya mı taşısak acaba? Aga bir dakika. Ne bu? Bir alet gerekiyor diyor. Var bende alet. Genco bunu kullanabiliyoruz mu ya? kullanamıyorsun. O zaman bir saniye durun. Burası av bölgesi. Şimdi uf stamina'yı kes. Var ya ne vurma ağzına ağzına. Mantar. Anemiş miş mantar. Burada ne var? Aa bunu görme diyeyim. Eski sikke paralar mı? Uf bir şeyler. Pagan tapınağı varmış oğlum. Vay arkadaş. Bak abi bu bu yer çok sıkıntılı bir yer. Bu yaşlıyı da sevmedim zaten. Hep bir şeyler istiyor. Şuradan şöyle Dağlar, dağlar yol ver geçeceğim. Ne olurdu geçsem şuradan. Peretırmanaydım ha. Ağzımla oyunu düzelttim yemin ediyorum ya. Sana bir ev yapmam gerekiyor şimdi değil mi benim? Oradan ha, barınak şeysi. Buraya da bir tane yapalım. İnşaat malzemesi ekle. Nereye ekleyeceğim abi? Odunum mu yok benim? Yo, odunum var. Şu ne? küçük Odun? Kütük. Ha, kütük çıktı. Kütük için çok envanterde yer yok şimdi oldu mu bir küçük ne kadar ne kadar ayıp ya hani küçük aldığımda mesela şey de olsaydı arkadaş oyun çok iyi düşünmüşler ama oyun şeyini yapamıyor teknolojik kısıtlılığı var mesela bunlardan ağaçlardan şey düşse mesela dalmal çubuk ya ne bileyim kurevleri bir de inventördeki şey sistemi kalmaması lazım şu sistem olmaması lazım ya kucağı barınak yapacağız diye göbermiştim Vallahi bak ben şu barınağı yapıp geleyim Evet barınağı kurdum e, fakat birazcık Uğraştırdı bayağı bir uğraştırdı. Çünkü inşaat mekaniği çok sıkıntılı ya. Aga buranın girişi nereden? Bir işçi gerektirir diyor. Şimdi şu dayıyla da bir gidip görüşelim. Bilge Neteber, Neteberi, Neterbay, Neterbay. da bir geri dönelim bakalım. Dedim ki agacım hop geldik kurduk bar, bar, bar barakanı. Barakanı kurduk hemen bir gel bakalım katıl bize. Şimdi oyunda her şeyi yapmak istemişler anladığım kadarıyla. Anlamadığım kadarıyla da bu oyun olacakken olduramamışlar yani yapamamışlar kafalarındaki iyi Hadi gel bakalım katılabiz. Aa bir şeyler çıktı ama. Ya bakayım Bilge. Oo envanteri var. Bravo. Morali falan var. Harika çocuk. Deneyim kazancı %30 artı 30. Günlük doz lüks, tok, envanter. Dırşı çok iyi. Harika. Yoldaş, muhafız. Ooo yerleşimi değiştir ileri karakollar. Kovmayalım. Hemen arkasından şey olmasın. Gel bakalım köylerinizi istediğiniz zaman 3 rolden birini atayabilirsiniz. Tamam onlara baktık az önce. Abi çok iyi. Şimdi her şeyden almışlar. Onda bir enfikir olalım. Meşaleden bir üretelim. Meşale. Meşale ne güzel yanıyor meşale değil mi? Acayip iyi yanıyor meşale. Meşaleye bak. Meşale gibi meşale. Icardi'nin köyü. Evet. Şimdi araştırma masası inşa et diyor bize. Şimdi oyunda şöyle bir eksi var. Arkadaş burada incelemeyi bitireceğim. 50, 45 dakika oldu. Vaktinize çok çalmak istemiyorum. Yeterince bir yoldaşını işteye dönüştü. Böylece sana yardımcı olabilir. Sen bir işçi ol. Bana yardımcı olacaksın. Ne açıdan yardımcı olacağım bana? Bunu mesela git desem yapabileceğim mi? Evet şimdi Şöyle göstereceğim. Hatta şuradan gösterebiliyor muyum? Kaynaklarda bakınız. İki tane keten var. Güzel kardeşim. İki tane ketene gerek yok. Bak ikisinin de aynı şeyleri mi yazıyor? Ne bu? Bir çiftliğe ekilebilir. Bir çiftliğe ekilebilir. Yani hiç gerek yok. Ha, şu güzel olmuş. Hani gidip keten bulacak, odun bulacak. Güzel. Bakalım ne yapıyorsun abi sen? Odunu bayağı topluyorsun yerden ve götürüyorsun. Helal. Güzel. Bu olay iyi olmuş. Onun dışında şey yok. Eksileri var tabii ki de var ama... E, artıları da var çok güzel düşünülmüş bir proje olduğunu düşünüyorum e, ev konusunda bir şey diyemeyeceğim yani bu link konusunda bir şey diyemeyeceğim çünkü çok aşırı derecede şey bu evlere gerek var mıydı yok muydu bilmiyorum yani, daha farklı evler yapılabilirdi medieval dynasty'nin ya yakın bir ev yapabiliriz yani bu niye böyle bu niye böyle şimdi? biz niye bunda kalıyoruz yani delme çatma bir yerde gerçi o eminim şurada vardır teknoloji ağacında barınak çadırından eve dönüşüp sonrasında da buna dönüşüyormuş evet henüz keşfedilmemiş ama büyük eve dönüşüyor imiş belediye binası falan filan burada bayağı bir büyük bir şey var kendisinin. Gelişir mi? Gelişebilir. Her şey olabilir. Ama tabii ki oynanabilirlik seviyesi ne durumda bilmiyorum. Daha henüz savaşlara, fightlara falan giremedik. Bakalım bunu biz muhtemelen ee, şey yaparız. Gireriz diye tahmin ediyorum. Asat ne bu ya kitabı mı okudum ben? Asata geliyor. Asata mı gidiyor bu? Nereye gidiyor? Hmm, Asata özellik veriyor. Tamam evet yani şey düşünce falan mantıklar güzeldi. Eğer buraya kadar izlediyseniz Lütfen bir beğeni atmayı, kanalda abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Kendinize iyi bakınız, hoşçakalınız. Bir diğer inceleme videosunda görüşünceye dek esen kalın, hoşçakalın. Bay bay.